Şahise abla. Affedeyim diye yalvarmaya geldiysen muhasses boşuna. Sana bir fırsat verdim. Edebinle çek git dedim. Rezillik mi çıksın istiyorsun? Sen bilirsin. Bir dakika ya. Benim de sana söyleyeceklerim var. Senin hamile olmadığını biliyorum. Amcamı, Namık abimi, herkesi kandırıyorsun. Hem de Zinet'in hamilelik ultrasonuyla. Şahiste abla. Şahiste abla. Ne oldu? Niye düştü? Ne oldu? Aman. Ya merdivende duruyorduk, öyle birden düştü. Şahiste. İyi misin Şahiste? Aa. Biliyor musun ben Şahiste? İyi misin? Hadi ya. Ah Allah'ım, Allah'ım. Tamam. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Hastaneye gidelim. Tamam. Hadi. Yok. Namık. Hastaneye gidecek bir şey yok. Ben ama bilmez miyim kendimi? Ama sen artık yalnız değilsin. Karnında bir can taşıyorsun. Bebek iyi. İyi. Az önce kımıldadığını hissettim. Kızım, hastaneye gitmek istemiyorsan doktoru buraya getirtelim. Bu saatte rahatsız etmeyelim baba. Ne rahatsızlığı? Şahiste onun işi o. Çağıralım gelsin hemen. Hadi. Yok Namık, yok. Gerek yok, ben iyiyim. Ya Şahiste, neden dikkat etmiyorsun? Ne yaptı, nasıl oldu? Odadan bir şey alacaktım. Tam merdivenlerden çıkıyordum ki. Namık abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Ya Muazzez, sen niye bir şey yapasın ki? Başım döndü. Bir anda düşüvermişim. Demek tansiyonu düştü. Hemen bir tuzlu ayran yap. Yok, gerek yok. Şimdi içim kaldırmaz, midem bulanır. Ben odama çıkayım. Tamam, yavaş yavaş o zaman. Yavaş yavaş kalkalım. Yavaş. Tekrar başına dönelim. Aman kızım, dikkat et. Dikkat et, ayaklarını topla. Hadi yavaş. Yavaş. Uyursam toparlarım. Tamam. Gel. Yavaş. Aman. Ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Yarın bir fakire sadaka verelim. Ya. Amca, ben yatabilir miyim artık? Yat kızım, sen de çok korktun. Hadi. İyi geceler. Sana da yavrum. Namık, ne yapıyorsun? Ben bu kılıkla yatamam yatağa. Yok yok, bir şey olmaz. Gel. Gel hadi. Gel hadi, yavaş. Dur. Ağrın sancın var mı? Yok. Biraz kolum ağrıyor o kadar. Emin misin? Hayır, şimdi ağrı kesici falan vereyim diyeceğim ama düştüğün için pek doğru olmaz. Zaten hamilelikte ilaç almak sakıncalı. Doktor bu durumlar için bir şey vermedi mi sana? Vermedi. Lüzumu da yok zaten. Biraz dinleneyim. Uyursam sabah hiçbir şeyim kalmaz. Tamam. Sabah kalkar kalkmaz doktora gideceğiz ama. Tamam. Namık gitme. Banyoya gidiyorum sadece. Elimi tut. Gitme ne olur. Tamam. Ben uyanana kadar burada kal. Tabii. İstersen sabaha kadar böylece beklerim. Çok korkuyorum. Neden? Seni kaybetmekten. Bir sabah burada uyanıp seni bulamamaktan. Thank you.
Korkma. Bu yatakta hayatımız boyunca beraber uyanacağız. Yakında bebeğimiz de katılacak bize. Şayeste abla hamile falan değil. Hepinizi kandırıyor. Hamile olan o değil, Zinet. Sana gösterdiği o ultrason raporu var ya, aslında Zinet'in bebeğinin. Şayeste doğru mu söylüyor? Bak, hiçbir şey söyleyemiyor. Biliyor çünkü hatasını. Yarın gidin bir test yaptın, her şey çıksın ortaya. Utanmaz rezil. Baba olma hayalleriyle boş yere avuttun beni. Çık dışarı. Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Allah aşkına yapma Lanık. Sen hamile misin diye sorunca ben bir an sana hayır diyemedim. Böyle bir kadının bizim çatımız altında yeri yok. Lanık yapma ne olur. Git bu evden. Git bu evden, bir daha da geri gel. Tamam. Git dedim sana, git, git. Şayeste. 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 İyi misin? Namık Namık diye sayıklıyordun da. İyiyim. İyiyim. Benim bir elimi yüzümü yıkamam lazım. Kendindesin değil mi? Biraz midem bulandı da. Ben de geleyim. Yok. Gerek yok Namık. Yok. Geliyorum ben hemen. Geliyorum Namık. Yok baba, sen benden haber bekle. Şayeste doktorunu aramış. Hastanede buluşacağız onunla. Peki oğlum. Amca. Kurtulur değil mi? Bebek de Şayeste ablada. İnşallah. İnşallah. Torunumu da gelinimi de Allah bize bağışlayacak inşallah. Hamileliğin yalanını anladım da bu düşüğün yalanı ne ola ki? Ne yalanı Emine teyze? Şayeste ablam düşük yapıyor ya. Hem de benim yüzümden. Ne yaptım ben ya?
Dayan Şahiste. Az kaldı, dayan. İyi misin? Dayan canım, az kaldı. Yardım edin. Yardım edin. Sedye getirin lütfen. Hemen sedye getirin. Ne oldu? Karım hamile. Dün merdivenden düştü, bir şeyim yok demişti ama gece kanaması başladı. Kaç aylık annesiniz? 4,5. Müdahale odasına geçiyoruz hemen. Dokunmayın bana. Dokunmayın. Hanımefendi, kendi doktorum nerede? Kendi doktorum gelecek. Hanımefendi, kanamanız ciddi. Namık doktorum nerede? Hayır, dokunmayın. Sizin dokunmayın. Sizin ya da bebeğin hayatı tehlikede olabilir diyorum. Bak, kimse muayene edemez. Valla Şahiste. Namık. Şahiste ne dediğini bilmiyorsun sen. Bırakın. Şu anda mantıklı düşünemiyorsun Şahiste. Bırakın. Seviyorum. Kendi doktorum gelsin. Şahiste Hanım. Murat Bey. Doktoru siz misiniz? Evet benim. Karım düşük yapıyor olabilir. Murat Bey, ne olur çıksın. Merdivenlerden düştü. Murat Bey. Müsaade edin. Çıkın dışarı. Tamam, sakin ol. Namık. Namık sen de ne olur. Ne olur. Tamam. Lütfen karım kurtarın. Bebeği de. Şahiste Hanım, geçen haftaki muayenenizde hamile bile değildiniz. Bu düşük meselesi nereden çıktı? Murat Bey. Murat Bey, ne olur bana yardım edin. Ne olur bana yardım edin. Hiçbir şey anlamıyorum. Kocanız neden sizin hamile olduğunuzu düşünüyor? Ona hamile olduğumu söylemek zorunda kaldım. Ne? Ben buna mecburdum. Yuvam, ailem, hayatım. Ne olur Murat Bey, buna yardımcı olun. Ne olur. Kusura bakmayın. Böyle bir yalan ortak olamam. Murat Bey, eğer gerçeği söylerseniz kendimi öldürürüm. Vebalim üstünüze olur. Yok baba, siz de gelip sürünmeyin hastane köşelerinde. Doktor yanında zaten. Çıkınca bana bilgi verecek. Ben de sizi haberdar ederim. Tamam, ona göre konuşuruz artık. Baba, kapatmam lazım. Durum nasıl? İşinizin durumu iyi. Bebek? Bebek... Bebeği kurtaramadık. Geçmiş olsun. Abi, çayını soğudu iyice ya. Koyayım mı yenisini? Yok, sağ ol. Ya acaba Şahiste ablaya bir şeyler götürsem mi yukarı tepsiye koyup? Yok, bırak uyusun. Dün gece yaşadıklarından sonra bayağı yıprandı. Ben de yıprandım ya. Yavrum, bari sen bırakma kendini ki karının dayanacak yeri olsun. Tamam, bebeğinizi kaybettiniz. Ama karın iyi çok şükür. İkiniz de gençsiniz daha. Yeni olur. Baba, ne zaman olacak? 15 senedir bunu bekliyorduk yani. Kısmet değilmiş evladım. Boyun büküp sabretmekten başka ne gelir elden? Ama keşke diyorum, hani düştüğü anda hemen doktora götürseydin. Baba, denedim, gördün ya. Denedim, hastaneye gidelim dedim ama hiçbir yerim ağrımıyor dedi. Başka bir şey demedi. Demek ki sıcağı sıcağına fark edemedi. Gece midem bulanıyor diye kalktı. Sonra bir baktım, banyoda yığılmış kanlar içinde. Hayal gibi görünüp gidiverdi işte. Ben de isterdim ki benim büyüdüğüm bahçede büyüsün. Koşturduğum yerlerde atsın ilk adımını. Kayıp gitti elimizden. Ya Namık abi, benim elimden bir şey gelir mi? Yok, sağ ol.
Hepimizin başı sağ olsun. Daha ilk nefesini alamadan son nefesini verdi yavrucak. Nasıl oldu anlamadım ben bu iş. Daha gebeliğinin haberini alalı kaç gün oldu şurada. Ben biraz hava alacağım. Otur yavrum. Bugün burada kal. Karnı yalnız bırakma. Sen nasıl gideceksin şey? Yavrum, Cuma'yı çağırırım. Geçerken Muazzez'i de bırakırız. Ben bir hava alacağım. Gel Emine abla, biz de toplayalım bari şunları. Hadi toplayalım o zaman. Yaktın beni Emine teyze, yaktın. Senin lafına uyup Şahiste ablanın üstüne üstüne gittim ya. Çocuğunu düşürdü üzüntüden. Doğmamış bir bebeğin kanına girdim. Hep senin yüzünden. Kız ben ne bilirim böyle olacağını. Kulaklarımla duydum vallahi. Hamile olan sen değilsin. Benim dedi Zinet. Ya yarım yamalak duyduğun şeylerle beni de kandırdın ama. Şahiste ablanın da Namık abinin de hayatını kararttın ya. Peki ben? Ben nasıl yaşayacağım bu vicdan azabıyla? Ha? Yeminle ben nasıl oldu bu işi anlayamadım. Vallahi kardeşi geldi. O ultrasonu gösterdi elinde. Hamile olan benim dedi. Sen değilsin dedi. Sussana ya. Hala ısrar ediyorsun. Gözümün önünde oldu her şey diyorum. Kadın kan içinde yatıyordu hastaneye giderken. O da mı yalan ha? Kız Muazzez. Bak ölümü gör. Benim adımı verme olur mu? Bak ne yaptımsa senin için yaptım ama. Ah be Emine teyze, ah be ya. Şahiste abla. Müsait misin? Ya ne olur affet beni. Bütün gece uyuyamadım. Yaptığım kötülüğü düşündüm hep. Abla bak vallahi dilim tutulsaydı da söylemeseydim o lafları ya. Ben gerçekten hamile değilsin sandım. Katilsin sen. Kendini kurtarmak için bana iftira attın. Doğmamış çocuğumun katili. Abla, seni tutmaya çalıştım merdivenlerden. Hadi oradan. Düşmeme sen sebep oldun. Bunu yanına bırakmayacağım Muazzez. Foyanı ortaya çıkaracağım. O belgeyi dayayacağım babamın burnuna. Çok kıymetli yeğeninin adi bir hırsız olduğunu öğrenecek. Abla, ne olur yapma. Ne istiyorsan yap. Ya ama şu kadarcık iyilik yok mu içinde? Sen bana acıdın mı? Bana, bebeğime. Ben de sana acımam. Er geç attıracağım seni bu evden. Muazzez, araba bekliyor kızım. Hadi koş. Koş amcanın yanına. Bugünlerinin kıymetini bil. Ne duruyorsun? Geldim. Ne bu acelen anlamadım ki. Söylenmesine sınava yetişiyoruz burada. Ya bütünlemede verirdik. Ne acelemiz var ki? Saçmalama geç bile kaldık. Ya oğlum. Sen hasta falan mısın? Ne? Yok. Yok yok. Var sende bir acayiplik. Nereden çıktı bu okul aşkı birden? Hani asistan abayı yaktın desem? Kendime çeki düzen vermeye karar verdim tamam mı? O niye? Ya ama uzattın yürü. Bu gidişle diplomadan sonra tezkereyi de alırsın. Alırım ne var? Neredeydi bu ya? Heh. Oğlum benim bu listede adım yok. Nasıl yok ya? Bayağı yok işte. Sınav listesi diyor. Sen buradasın, ben yokum. Oğlum sen nasıl olsa gelmiyorsun diye seni listeden silmişler. Çok komik. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne bileyim. Yanlışlık oldu herhalde. Gideyim öğrenci işlerine falan sorayım. Ne yapayım? Sor sor.
Ben de gideyim bir kahve içeyim. Belki ayılırım ha. Tamam, bulurum ben seni. Hadi görüşürüz. Dediğinde ne kadar sevinmiştim. Bir dükkanın vitrini de görüp almıştım. Sonra bebeği aldırınca atmaya kıyamadım. O zamanın koşullarıyla doğru karar verdim zaten. Hata yaptım belki de. Doğursam şimdi boyumcu olacaktı. Allah neden bana bir bebek vermiyor Namık? İyi anne olamam diye mi? Verdi verdi de geri aldı işte. Ne kadar inanmıştım. Ne kadar istemiştim onu. Biraz daha hızlı bakabilir misiniz? Sınavı kaçıracağım. Sınava girmeniz mümkün değil. Okulla ilişkiniz kesilmiş. Pardon? İlişkiniz kesilmiş hem de bir ay evvel. Ne alaka ya? Alakası şu ki okul peşinatını yatırmamışsınız. Dolayısıyla kaydınız yenilenmemiş. Hadi ya. Ne kadardı peki bu peşinat? 5500 lira. Ha. Tamam, bir yere kaçmıyorum ya. Öderim ben onu. Siz şimdi bana böyle bir geçici kağıt yazsanız da ben sınava girsem. Nasıl? Yazdım. Buraya yatırabilirsiniz borcunuzu. Teşekkür ederim. Hah, neymiş? Parayı ödemediğim için kaydımı silmişler. Aa, niye yatırmadın oğlum? Hatırlarsan geçen ay o parayı kumara yatırdık beraber. Aa, doğru ya. Abin sana o parayı kayıt için vermişti değil mi? Hayır, Atilla ile gidin kumarda yiyin diye verdi. Bir dakika, bir dakika. Oğlum sen demedin mi kumarda parayı işletelim diye? Ya neyse ne, benim bu parayı bulmam lazım sonuç olarak. Sen nasıl bulacaksın ya? Git abinden iste. Hayır, olmaz. Sanki daha önce yemediğin altı ha. Daha önce de böyle parayı sıkıştın, yine abinden istedin. Olmaz diyorum. Artık abimden hiçbir şey isteyemem. Tamam mı? Unut. Ay anne. Bu ablam hamilelik neyse de. Hı. Düşüğü nasıl yutturdu enişteme? Ay ne bileyim çocuğum. Aa, telefonda soracak halim yoktu ya. Köşke gidince öğreniriz. Üf, ama aferin Şahiste. Vallahi billahi altından girdi, üstünden çıktı. Yağ gibi sıyrılıverdi işin içinden. Ama durdu durdu geldi. Benim kınamdan tam bir gün öncesini buldu ya. Anne kız, şimdi biz böyle çok oynayıp gülersek ayıp da kaçar. Aman, ey abla be, ettin günümün içine ya, alacağın olsun ha. Ay kızım, bir pulunu buldu demek ki canım, Allah Allah. Zeynep, köşke gidince acık gözümüzden iki damla gözyaşı akıtıverelim. Ha? Hepten bizi duygusuz bellemesinler sonra. Tamam, tamam. Şş. Sen böyle beni çimdiriverirsin. Ben de gözümden yaş çıkartırım, olur mu? Allah senin açıklığı versin yavrum. Teşekkürler. Feyyaz, konuşmamız lazım. Ah, ah nerede benim kadersizim?
Nerede benim bahtsızım? Yukarıda odasında, hiç çıkmadı. Ah nasıl çıksın Emineciğim, nasıl çıksın? Gün görmemiş bebeğini kaybetmenin acısıyla yüreği yanıp tutuşuyor kızımın. Ben de anneyim. Sen de anneyim, bilmez miyim? Anneciğim, Allah ablama sağlık versin. Gene olur, gene olur anne. Hadi çıkalım ablama bakalım. Hadi. Tamam annem, ağlama, güçlü dur. Ablama destek olalım. Nurhan, bana demli bir çay getirir misin? Günaydın Ahmet amcacığım. Ah günaydın. Namık yok mu? O bugün gelmeyecek. Niye ya? Bugün çok önemli bir toplantımız vardı. Unuttu galiba. Bir arayayım ben onu. Hiç arama. Namık'ın üzüntüsü başından aşkın. Üzüntüsü başından aşkın ne demek? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şayeste dün gece bebeğini düşürdü. Yapma ya. Ne diyorsun Ahmet amca? Nasıl oldu? Tansiyonu düşmüş. Merdivenden aşağı yuvarlandı. Birkaç saat sonra Namık onu banyoda kanlar içinde bulmuş. Gene. Gelinim bebeğini düşürdü de. Ay Allah. Ya. Ay başınız sağ olsun. Sen sağ ol. Vah vah. Hani sakınan göze çöp batar derler ya. Namık böyle eşitte nasıl da iple çekiyordu ana baba olmayı. Ah çok üzüldü. İşte böyle. Ben bir arayayım. Şunu da bir başsağlığı dileyim. Hiç arama. Ben söylediklerini iletirim kendisine. Şimdi dertlerini tazeleme. Haklısınız. Of. Ahmet amca. Bak yeri ve zaman değil belki ama bizim bugün gideceğimiz toplantı çok önemliydi. Özel bir hastaneye toptan aplik satışı yapacaktık. Bugün olması şart mı? Yani adamları arayıp iptal edemem. Çok önemli bir toplantı. Hani ben gideyim toplantıyı yapayım diyeceğim ama yani adamlar sonuçta şirketin sahibini görmek isterler. Siz gelseniz benimle. Ah benim güzel kızım. Ah şahesten. Kimlerin nazarı değdi sana? Ha? Kimlerin kem gözü değdi bebeğine? Merdivenden düştüğümde oldu galiba. İlk önce bir şey fark etmedim. Zamanında hastaneye gidebilseydik belki... Ben de öyle dedim doktora. Bizim bir ihmalimiz olabilir mi dedim. Zamanında da gelseniz... kurtaramazdık dedi. Senin doktorun mu geldi hastaneye abla? Başka bir doktora güvenemezdim. Yanlış bir şey yaparlar diye. Ama sen temkini elden bırakmamışsın. Hayat bu değil mi? Olacak mı, öleceğiz, çare yok. Anne, versen bunları bana. Bakıp bakıp üzülüyor. Abla, öyle oluk oluk kan mı boşaldı yerlere? Aa, kızım ne biçim konuşuyorsun sen? Görmüyor musun ablacanın yüzünü? Ha? Dirhem kan kalmamış. Bembeyaz olmuş yüzü. Ay ablamın acısına dalıp seni de unuttuk enişte. Başın sağ olsun. Allah yine verir. Üzülme. Sağ ol. Aa, sen niye buradasın damat? Şahise'yi böyle bırakamazdım ya. Olur mu çocuğum? Biz buradayız. Sen git işine gücüne. İşini boşlama yavrucuğum. Olur mu canım? Annem doğru söylüyor Namık. Zaten ben toparlandım. Daha iyiyim. Seni böyle üzgün görünce acım depreşiyor iyice. Emin misin? Eminim. İyi madem. Ben gideyim o zaman. Ama bir şey olursa hemen ara. Koşarak gelirim, tamam mı? Hadi çocuğum, hadi sen git. Merak etme. Hadi güle güle çocuğum. Görüşürüz. Merak etme. Güle güle yavrum. Şahiste. Kız merdivenden mi attın kendini? Abla, ya hiç öyle kolum bacağım kırılır falan diye korkmadın mı ya? Vallahi yuh. Bilerek yapmadım. Muazzez'in söylediklerini duyunca tansiyonum yerinden oynayıvermiş.
Anne dedi ki terbiyesiz. Sen hamile değilsin. Aa. Zinet hamile dedi. Ben de seni arayacaktım ama ne bileyim elim gitmedi bir türlü. Aramıza belki kara kedi girmiştir dedim. Şahis ablayı sen anlattın değil mi kuyumcu olayını? Karakola gittiğimizi, tutanak tutulduğunu. Hepsini anlattın değil mi ya? Dur bir izah edeyim önce. Ya neyini izah edeceksin be? Ha? O gün sen değil miydin kuyumcuya beni zorla götüren? Hırsızlık yapayım diye iteleyen? Hatta o altınları sen attın çantama ya. Ya bir de utanmadan ihbar ediyorsun. Senin iyiliğin için yaptım. Ne işin var o insanların arasında? Hadi gel İzmir'e gidelim. Mahallemize. Bak, hayatımda ilk kez yarın ne yiyip ne içeceğim sıkıntısı çekmeden yaşıyorum ya. Ev sahibi kapıma dayanacak mı, dayanmayacak mı? Üniversite hayallerim var. Sen hepsini mahvettin ya. Ne olmuş yani üniversite yattıysa? Yani nedir yani? Ben de okumadım. Üzülüyor muyum? Yok. Peki, ben İzmir'e dönüp de ne yapacağım? Ömrüm boyunca Huriye teyzenin yanında mı kalacağım? Mahalledeki kadınlar gibi gündelik işlerde ya da konfeksiyonda mı çalışacağım? Ha? Evelallah ben çalıştırmam seni. Ya sen daha kendine bakamıyorsun ya. Ya daha geçen gün sana para verdim ben. Ya bak, kendinle beraber beni de yakıyorsun ya. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Vallahi seviyorum ben. Benim bildiğim, insan sevdiğinin mutlu olmasını ister. Oraları geç. Ben öyle nikahına gelip şahitlik yapacak adamlardan değilim. Öyle demiyorum. Hem şimdi birlikte olsak ne fark edecek? Birimizden birinde para olsa belki. Güzel dedin de. Bak Feyyaz. Bana birazcık daha zaman ver. Amcamlarda kalayım. Hem belki İzmir'de kazanırım üniversiteyi. Sonra kendime bir ev tutarım. Ondan sonra amcam zaten kiramı öder. Sonra ne istersen yaparız. Sahi mi söylüyorsun kız? Hı-hı. Hem Şahiste abla bırakacağını mı sanıyorsun ikimizi de? O evde soktuğun adamı da yakalatacağım dedi. Ne dedi ne dedi? İkimizi de içeri attıracakmış. Attırır. Yildiği hatları kocasına anlatırsam kendini kapının önünde bulur. Ne yaptı ki Şahiste abla? Orayı geç. Ya bak. Namık abi hiç bulaştırmasan bu işe. O benim sadece iyiliğimi düşünüyor. Dallama amma keklemiş seni. Kızım o herif yaşına başına bakmadan abayı yakmış sana ben sana diyeyim. Yok daha neler ya o benim abim. Lan kimse amca kızı için otel bası pırgür çıkarmaz. Muazzez. Bana bak bana. Eğer sana ben dokunmuyorsam başka hiç kimse dokunmayacak. Dokunanın Azrail'i olurum yeminle. ...500 tane aplika öyle depoda boş boş duruyordu. Ahmet amca, hangi akla hizmet siparişsiz o kadar aplik üretmişler onlar? Sapasağlam mal. Her daim müşterisi çıkar. Aylardır alan olmamış ama. Hem biliyor musun o ürünlerin modası da geçti. Neyse, ben de elimize patlayacağını satalım kurtulalım dedim. Özel bir hastanenin aydınlatma gereçlerine ihtiyacı olduğunu duyunca da hemen bir arkadaşımı araya soktum. Bizim aplikleri de alladım pulladım. Ucuzluklarından girdim, sağlamlıklarından çıktım. Adamlar da sonunda almaya karar verdiler. Zararına fiyat vermedin inşallah. Olur mu öyle şey? Bende o göz var mı? Etiket fiyatını bile üstünden çaktım. Başka yerler fiyat kırmaz. Yok be Ahmet amcacığım. Söyledim ya, içeride adamım var. Olmaz öyle şey, merak etme sen. Her şeyi düşünmüşsün. Düşündüm. Efendim. Şimdi dışarıdayım. Mağazaya gidince ararım, konuşuruz. Parayı ben getireceğim. Havaleye gerek yok.
Ay Emine'yi koyduysan bul. Allah'tan dolapta çorba buldum. Hadi anneciğim. Şundan acık sıcak sıcak iç. İçin ısınsın. Yemek yiyecek halim mi var anne? El kadar kızın elinde oyuncak oldum zaten. O birazcık iç. Hadi çocuğum sıcacık bak. Yok yemeyeceğim. Sen biraz sakin olsana be yavrum. Ay döndü dolaştı kabak gene benim başıma patladı. Şimdi gidecek o Muazzez cadısı benim başıma gelen her şeyi anlatacak sağda solda. Kız sen mi yumurtladın yoksa? Ya anne evet gittim böyle çarşı pazara ey ahali. Tövbe ya Rabbim ya. Ben bir tek Mehmet'e söyledim börekçide. Sonra senle konuştum evde. Ondan sonra burada ablamla konuştuk işte o zaman o kız da yoktu. Muazzez de yoktu yanımızda. Şahiste bu Muazzez kapı baca dinler mi? Bir de seni tehdit etti ha. Utanmaz terbiyesiz. Ay. Çorbayı ısıttığınızı görünce ekmek getireyim bari dedim. Bu benim kızımın boğazından ekmek geçmiyor artık. Hep torunumu kaybettim. Hem de şimdi kızımı kaybedeceğim ben. Üzülmeyin. Şayeste daha genç olur daha bebeği. Şahiste, bana bak sen bunu topuklu pamuç giydir. Hani gelirken giderken dıngırdasın da anlayalım. Ne o öyle? Gulyabani gibi burnumun ucunda piti veriyor ayol. Bana bak, bu ispiyonlamış olmasın. Hoş geldiniz. Haberi duydum, çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Zeynep, gel. Kusura bakma. Sen git en beğendiğin elbiseyi seç, tamam mı? Hiçbir şey için de kaygılanma. Abla, bir gün er ya da geç bir çocuğun olacak. Sahiden. Umudunu hiç yitirme olur mu? Hadi anneciğim. Hadi. İyi bak kendine yavrum. Ne işin var burada? Sehpanın tozunu alıyorum. Zinet, sen aşağıda 5 dakika bekle beni. Benim Emine'ye söyleyecek bir çift lafım var. Sen geç şöyle bakayım. Bu mudur senin tozağın? Bir daha söylerim. Utanmaz terbiyesiz. Toz alıyormuş. Sen onu benim külahıma anlat. Sen utanmıyor musun kapı paça dinlemeye? Günahıma giriyorsun valla. Asıl sen benim kızlarımın günahına giriyorsun. Haşa, ne dediğini bile anlamadım. Bana bak. Zinetimin namusuyla ilgili orada burada konuşuyormuşsun. Kim? Ben mi? Yok dedem. Senden başka kim yalan dolan söyleyebilir? Bak. Eğer bir daha duyarsam, bilirsem, yemin ederim hanımefendiliğimi şuraya koyarım. Senin var ya senin küçük kafanı böyle koparıveririm. Anne, geç kalıyoruz hadi. Geliyorum. Anladın mı beni? Paralarım seni. Allah Allah. Nereye koydu bunu ya? Thank you.
İş bitti, dostluk bitti Şayeste Hanım. Belgeyi aldığından beri ne aradığın var, ne sorduğun nasıl olacak? Ha? Ben seni görmek istiyorum ama. Vallahi hastalık falan beni bağlamaz. Ha, istiyorsan bir demet çiçek alıp bizzat köşke ben geleyim. Ha? Bak nasıl da diriliverdin. Aynı yerde bekliyorum. Peşinatı oracıkta almak çok iyi oldu Halil Beyoğlu. Tabii Ahmet amcacığım ya. Onların ödeme takviminden bize ne? Biz peşin peşin parayı alırız, ondan sonra otururuz değil mi masaya? Öyle değil mi? Namık, abiciğim baban söyledi. Çok üzüldüm. Niye geldin? Evde kalsaydın bugün. Şahise kendini iyi hissediyormuş. Sen de işinden olma dedi. Efendim? Abi, ya ne desem boş biliyorum ama gene de üzme kendini. Karın da sen de daha gençsiniz, sağlıklısınız. Biraz çıkalım mı? Seninle konuşmak istiyorum. Yok. Benim hemen bir toplantıya yetişmem lazım. Yukarıya odama çıkıp bir evrak alacağım. Hemen kaçacağım. Zaten babanı bırakmaya geldim buraya. Madem öyle istiyorsun, yarın dediğin yerde buluşalım. Tamam. Eski bir ahbabım. Halil için boşuna telaşlanmışım ben. Bugün bir pazarlık edişini, bir mal satışını gördüm. Hayran kaldım. Onu şirketimize almakla büyük isabet etmişsin. Şayeste. Sen istirahatte değil miydin? Sana hesap mı vereceğim Emine? Sen kendi işine bak. Mustafa nerede? Sait hoş geldin. Beni sormuşsun. Ne haber abi, nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? İyidir, sağ ol. Erkencisin. Hayırdır? Ya senelerdir buraya geliyorum, beni biliyorsun. Doğrudur. Sen bizim en kıdemli müşterimizsin. Estağfurullah. Çok güzel bir mekanım var, çok seviyorum. Teşekkürler. Bu aramızdaki hukuka dayanarak babamın lafları gibi oldu. Ben senden bir şey rica edecektim. Sait canı sağ olsun. Eğer paran yoksa bugünlük de benden olur. Hayır hayır, bir seferlik değil. Benim işe ihtiyacım var. İş. Bildiğimiz iş. Çalışacaksın yani. Evet. Geçen hafta bara çalışacak birisi lazım diyordun. Eğer oraya kimseyi almadıysan ben yapabilirim mesela. Sait, bizim iş dışarıdan eğlenceli görünür. Ama eğer yarın bir gün gidersen yarı yolda kalırım. Hevesine yapacaksan ağır gelir. Hayır hayır. Heves için değil, yapacağım, çalışacağım. Paraya ihtiyacım var. Haftalık 300 artı bahşiş keser mi? Tamamdır. Ne zaman başlarsın? Hemen başlarım. Süper. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah abi. Müşteri olarak son içkinde yudumla. Daha sonra bara geçersin. Tamam. Rezillik çıkarma diye geldim ama bu son. Paranı aldın, niye hala beni arıyorsun? Her şey para değil. Ne derdin varsa söyle. Saatlerce suratına bakıp oturamam. Ben anlaşmadan vazgeçtim. Sen de Muazzez'in yakasından düşeceksin. O ne zaman isterse o zaman gidecek evden. Deli misin sen be? Ne konuştuk biz? Sen bu kızın İzmir'e dönmesini istemiyor muydun? Dönecek zaten. Anlaşıldı. Bu kız seni de kandırmayı başarmış. Uzatma. Muazzez'le uğraşırsan ben de seninle uğraşırım. Muazzez'i evden attırmak için benimle işbirliği yaptığını anlatırım kocana. Polise şikayet ettirdiğini söylerim. Bunu yapamazsın. Namın karşısına bile çıkamazsın sen korkudan. Hadi dene de gör. Dene.
Kaç para istiyorsun? Cadım adı fena üzüldüm yengene. Ben de ya. Namık abim de çok üzülmüştür. Sevda. Efendim? Sen Namık abime aşık mısın? Niye ki? Çünkü sürekli ondan bahsediyorsun. Hayır. Yani sadece çok güzel bir hayat yaşıyor. Arabası var, işi var, zengin. Biliyor musun? Ben asla çulsuz biriyle evlenmeyeceğim. Selam. Merhaba. Ya ben de buradan geçiyordum. Sizin çıkış saatinize denk gelmiş. Ya ne güzel tesadüf. Hadi atlayın da bırakayım sizi, nereye gidiyorsanız. Bilmem ki. Bizim otobüsle mi gideceğiz? Hadi atla arabaya gidelim. Hadi Muazzez, hadi. Biriniz öne oturun bari. İyice şoför yaptınız. Bedendekiler taştır, boncuk işleme değil. Tamam ya, beden güzel de... Belden altı çok bol. Patlamış mısır gibi oluyorum ben, baksana. Daha balık formunda vücudu saran bir şeyler ister misiniz? Yok, öyle beden sarmasın, gerek yok. Sende böyle şey var mı? Robadan bir tane. Olmaz mı hani, bol kesin? Ben bir iki model daha getireyim size isterseniz. Tamam, hadi getirsen onları. Hey, madem bir kere evleniyorum... ...en güzeli olsun, değil mi? Anne, nasıl olmuş? Yakışmış değil mi anneciğim? Anne, o tuvalet değil, gelinlik. Tamam, biliyorum canım. Yani biraz şöyle kuyruğunu kesiveririz. Ondan sonra bu şu kapları da şey yaparız, düzeltiriz. Böyle gümüşler, pırıltılı pırıltılı taşlar koyarız. Oldu sana tuvalet. Baban olacak o hain bana bir düğünü bile esirgedi. Dalyörle gelin oldu. Beyaz biri değildi. Ne olmuş yani? Fırsat mı fırsat? Bir daha mı yiyeceğim gelin? Edebiyat dersinde hala divan ölçüleri ezberletiyorlar mı size? Maalesef. Tam bir zaman kaybı. İnsan hayatının hangi aşamasında divan ölçüleri karşısına çıkar ki? Üniversite sınavında, daha ne olsun? Sınavdan sonra unut gitsin. Tam bir ezbere dayalı eğitim sistemi. Amerika'da böyle değil ha. Hem eğitim daha eğlenceli, hem de daha işlevsel. Muazzez, şu tekneyi gördün mü? Bak. Aa, çok güzel ya. Kızlar, siz tekne gezisi mi yapmak istiyorsunuz? Hı hı. Niye daha önce söylemediniz ya? Ortaköylerle falan uğraşmayın. Benim bir arkadaşım yeni tekne aldı. Kutlamak için de küçük bir parti veriyor. İsterseniz beraber gidebiliriz. Yok. Başka zaman ya. Kızım niye başka zaman diyorsun? Vallahi koşa koşa geliriz Halil Bey. Halil, iş yerinde değiliz. Sen ne diyorsun Muazzez? Hava kararmadan belki. Ama o zaman parti olmaz. Hadi Muazzez ya, amcanları bir şekilde idare ederiz. Ya tamam, bakarız. Tamam. Hoş geldiniz, buyurun. Muazzez geldi mi? Yok, daha gelmedi. Hoş geldiniz. Sen neden yatakta değilsin Şahiste? Ne istiyorsan söyleseydin, Emine Hanım getirseydi. Oo, o çoktan ayaklandı da dışarıya bile çıktı. Kızım, senin canına kastın mı var? Niye böyle yapıyorsun? Biraz söz dinlesene. Biraz yürüyüşe çıktım baba. Keşke seni dinlemeyip evde kalsaydım. Namık, merak etme. Ben iyiyim. Şahisli. İkimiz için de çok değerli bir şey kaybettik. Ben bir mutfağa gideyim, yemekleri kontrol edeyim. Tekne daveti için teşekkürler Halil. Ayıpsın Sevda. Görüşürüz Muazzez.
Namık'la işi için çok üzüldüm biliyor musun? Bebeklerini kaybetmelerini diliyorum. Namık çok üzgündü. Yüzünden düşen bin parça. Babalık böyle bir şey demek ki. Daha kucağına almadan bağlanıyorsun. Evet, Namık abiye çok yazık oldu. Şahiste ablaya da oldu tabii. Acıyorum ona ya. O bana acımasa da, sevmese de. Muazzez ne oldu, iyi misin? Muazzez. Ya benden nefret ediyor ya. Var ya, Namık abi koruyup kolumuzu beni çoktan atardı evden. Tamam, tamam, sakin ol. Bak, istersen şurada biraz duralım, sakinleş. Öyle gidersin, olur mu? Tamam mı? Üzme kendini. Muazzez gecikti. Ne olur arada böyle şeyler ya. Kızın üstüne fazla var mı? Ben içeriye kadar gelmeyeyim seninle. Ben de geldiğini görmesinler. Çok teşekkür ederim. Sen hep gül, tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir arayayım onu. Telefon arabamda. Hemen dönüyorum. İyi akşamlar Namık abi. İyi akşamlar. Ya otobüsü kaçırdım. İkincisine bindim ama bu sefer de trafiğe yakalandım. Bize söyleseydin merak etmezdik. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bir saniye. Bu fotoğrafı Halil'in odasında buldum. Halil'le yan yana poz verecek kadar samimi olduğunuzu bilmiyordum. Değiliz zaten. Ya o gün seni görmeye gelmiştim iş yerine Sevda'yla. Orada bir tane Fransız bir fotoğrafçı vardı. Adrian Mune. Katalog fotoğrafları çekiyormuş. Ya avizenin yanında dur iki tane kare alabilir miyim dedi. Çok ısrar etti. Ben tabii başta kabul etmedim. Ama Sevda'yla Nurhan teyze orada diye bir şey diyemedim sonra. Halil'le poz vermek neyin nesi? Çekim bittikten sonra fotoğrafçı size de bir iki kare alayım dedi. Orada da bir şey diyemedim. Ya ben o fotoğrafı unutmuşum bile. İstersen Nurhan teyzeye sorabilirsin. Gerek yok. Sana inanıyorum. Muazzez, iyi ya da kötü ne olursa olsun bana anlatabileceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani İstanbul'da tek güvendiğim insan sensin. Girelim mi artık? Kınayı burada yapsalar ya. Nasıl olur bilmem ki. Burası yabancı yer mi yavrum? Hem Zinet benim de evladım sayılır. Çok sağ olun baba. İyi akşamlar. Trafiğe takıldım da girerken Namık abiyle karşılaştık. Nasılsın amcacığım? İyiyim. Bir şeyler yedin mi? Yedim yedim. Atıştırdım biraz. Sen yorulmuşsundur şimdi. Bütün gün dersteydin herhalde. Evet. Öyle kapama kendini. Arada çık dolaş eski arkadaşlarınla. Ne bileyim dertleşirsiniz, içini dökersin. Benim eski arkadaşım falan yok ki İstanbul'da. Yani bir tek Sevda var. Bir de dershanede birkaç kız. İnsan öyle geçmişini bıçak gibi kesip atar mı canım? Er ya da geç bir yerlerde karşılaşırsınız. Muazzez'in geçmişi ne ki? O daha çok genç. İnsanın bütün hayatını gençliğinde yaptıkları belirler Namık. Haksız mıyım? Dediğin doğruysa bizim Sait ömrü billah havaya gidecek demektir. Şşş,
Hokkabaz bırak onları ya. Şurada bir şey anlatmaya çalışıyor sana. Bırak. Bak şimdi. Bu tezgahın üzerindeki şişeleri görüyorsun değil mi? Bu şişelerin hepsi süs. Bunları dokunmuyorsun. Müşteriler geliyorlar. Senden bir şeyler istiyorlar. Alttan alıp verirsin. Anladın mı? Alttan al ver. Çerezler var. Çerezler, cipsler arkandaki rafta duruyorlar alt tarafta. Çerez isteyenlere oradan çerez verirsin. Bir de benim sizden istediğim bir şey var. Bak bazen şişeleri yarım görüyorum. O şişelerin yarısını boş bırakıyorlar. Ondan sonra yenilerini dolduruyorlar. Böyle yapma. Bir şişe bitmeden yenisini doldurmuyorsun. Ya tamam onları ben hallederim. Sen şu şeyi göster. Nerede o? Şunları falan havaya atarak böyle kokteyl falan yapıyorlar ya onları göster. Ya bırak şunu ya. Oğlum daha çok yolum var ya. Bunun için daha çok erken. Sait. Kardeşim 7-9 tuvalet temizle ellerinden öper. Dedim. Niye anlamıyorsun? İnsan biraz gururlu olur. Bitti artık diyorum. Anlasana şunu. Hadi kardeşim acele et. Müşteri bekliyor. Şayeste sen bırak Allah aşkına. Yorma kendini. Otur dinlen kızım. Muazzez yardım eder. Olur mu öyle şey baba? Tabii. Ben de güne duruyorum. Bana bak. Ne yaparsan yap beni susturamayacaksın anladın mı? Ne bu iyi kız ayaklarıyla ne de eski kralın tehditleriyle. Şşt, bana bak. Senin antiyor kedi. Ben senin iyiliğini düşünüp şahistenin açığını söyleyeyim. Sen git beni ispiyonla. Yap taşıyıcı seni. Emine abla doğru konuş. Bir kere ben kimseye bir şey demedim. İkincisi de senin bütün dediklerin yalan çıktı. O zaman şahistenin anası nereden duyup da başıma ekşidi öyle? E ne bileyim ben? Ya kardeşim şunu biraz yavaş sürsene fren yapma lan. Midem bulanıyor. Fren yapsam ne olur, yapmazsam ne olur be abla? Sen zaten küfürlük olmuşsun. Ne dedin sen? Abla mı dedin? Ne dedin? Alo, Seyit. Ah, Beyza. Hayır, Efe'yi babasına falan bırakmana gerek yok. Ben iyiyim, kendi kendime idare ederim. Hayır, nerede olacağım? Evdeyim tabii ki. Evet. Tamam, görüşürüz. Hadi, bay bay. Ya ablacığım, siz ne tarafa gideceksiniz? Döndüm, başım döndü. Bir arasanız, bilen birine sorsanız. Ya kardeşim, ya sen yürü, yürü. Ben gelince söyleyeceğim. Sait nerede?
Sait nerede? Sait yok. Sait'i görmem lazım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika sen olsun. Ya Sait! Seni benim elimden alan... Bırak seni! Bir dakika ben bıçak seni! Bırak! Ne oluyor? Bir de seni elime bağladı! Çek elini! Bırak beni! Çek! Bırak beni! Bırak! Dur dedim. Bak, ne oluyor burada? Bak! Bak yüzüme bak! Sana da aynısını yapacak! Aynısını yapacak! Duydun mu beni? Muazzez kızım, ne oldu? Ne oldu kızım, bakayım? Muazzez! Sait! Sait yok, bin şu arabaya! Sait! Bin arabaya! Çekil git gözümün önünden. Muazzez, aç kapıyı kızım. Amca ne olur git, istemiyorum. Yalnız bırakın ya. Kızım iyi olduğunu görmek istiyorum. Aç kapıyı. Acıyor mu? Yok, geçti. Seni bütün bunlardan uzak tutmak için elimden geleni yaptım. Ama beceremedim. Biliyorum. Sen beni hep korudun zaten. Keşke beni kendimden de koruyabilsen. İyi geceler. İyi geceler. Muazzez akşam çok korktu. Uyanana kadar ellemeyin. Uyusun. Tamam baba. Hayırlı işler. Dershaneye gitmek istemez, üstüne var mı? Dün gece çok ağladı. Bu ne ağırkanlılık Emine? Daha hiçbir şey hazır değil. Sen bir an önce sarmaları sar da sonra sigara böreğine başlarsın. Sen salonun tozunu aldın mı? Hadi ince nasıl kına hazırlığı yaparım bir başıma? Annenle kardeşin de işin bir ucundan tutaydılar bari. Tutmayacak. Sen ne güne duruyorsun? Sanki maaşımı onlar veriyor da.
Ha. Altından kalkamam diyorsan söyle. Gidip babama anlatayım. Emine'nin işi bitmiş, hiçbir şeye yetişemiyor. Yerine bir başkasını bulalım değil mi? Ay yok anacığım, sen beni yanlış anladın. Yani yumurta kapıya dayanınca olmaz ki bu işler. Elim ayağımı dolandı birden. Bütün gün televizyon seyredeceğine azıcık elin çalışsın. Benim ahretliğimi çağırsak acaba? Yardımı dokunurdu. 3-5 kuruş da verirdik eline ha? İyi tamam, gelsin. Ama bak çeneniz değil, eliniz çalışsın. Sen ne ara uyandın da hazırlandın? Az önce. Dün akşamki rezaletten sonra babamın karşısına çıkamadın değil mi? Ya ne alaka? Ben çıkarmadım ki rezaleti. Ya ben dersi geç kalıyorum. Şşş. O kadın Sait'in dostu mu? Sen nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Kim kimdir bilmiyorum ya. Sait'le o kadının arasında ne varmış? Korkma, konuş oğlum. Dün gece bana bir şey olmadıysa şimdi hiçbir şey olmaz. Bir müddet gezip tozmuşlar. Sonra Sait ayrılmak isteyince kadın arıza çıkarmış. Hayarsızın biri olduğu belli. Peki yüzümü bu hale getirdi demekle neyi kastetti? Konuşsana evladım, ben babasıyım. Olanı biteni bilmek hakkım. Sait'le tartışıyorlarmış. Tartışma esnasında Sait itmiş. O da yere düşüp yüzünü yaralamış, öyle bir şey. Yani işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Aslında sana duyurmadan kapatmak istedim bu konuyu ama beceremedim. Sait'in yediği haltları örtbas etme. Onu şımartma diye sana kaç defa tembih ettim değil mi? Al buyur, seyret eserini. Hata ettim. Biliyorum. Annesizliğini telafi etmek için çok fazla şımarttım onu. Son bir kez temizleyeceğim arkasını. Ama Sait için değil, senin için, Muazzez için. Bundan sonra da o kadınla ilgili bir şey duymayacaksın. Şurada ineceğim. Hayrola baba? Ne var ki orada? Yani sizden habersiz bir işim olamaz mı benim canım? Çek sağa. Peki. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Belkıs Hanım? Olur olmaz yerde neden kızın karşısına çıkıyorsun? Seninle anlaşmamış mıydık? Yok, ben böyle bir şey hatırlamıyorum. O zaman kulağını aç, iyi dinle. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha Muazzez'in yanına yöresine yaklaşma sakın. Şunu da al. Tedavin için gerekeni yap. Sus payı veriyorsun bana yani. Kızımdan vazgeçmenin karşılığıysa eğer... hiç boşuna uğraşma, vazgeçmeyeceğim. Kaybeden sen olursun.
son 8 metreye girilmek üzere 2 numaralı tay gönderim çuva geçsinde. 3 numaralı alacağını aldım. Şimdi yanacağız mı acaba? 1 numaralı tay edilen daha sonra Beylem ya da Ruler ve Reign of Fire sırasıyla son 600 metreye girildi. Ondan sonra da koca seni boşayacağım deyince bizim Gülsüm'ü görme. Yerlere atmış kendini, paramparça etmiş kız garibim. Ama adam hiç tınlamamış bile vallahi billahi. Adam bulmuş fidan gibi tazeyi, Gülsüm'ün ağlamasına mı acıyacak? Ben Kına'yı örtüyü almaya gidiyorum anne. Siz ne durumdasınız? Tamam tamam, bitti. Bitti sayılır. Biz şimdi kuaförden çıkınca doğru eve gidiyoruz. Sonra elbiselerimizi falan alacağız, oradan da köşke gideceğiz. Tamam, hadi evde görüşürüz. Ellerine sağlık. Oh, maşallah maşallah. Afiyet olsun. E fal da kapatsaydınız. 3 tane dolmanın hakkından gelememişsiniz daha. Ay o ne üçü, bir tencere dolma sardık. Al birini, vur ötekini. Ben alışverişe kadar gidip geliyorum. Siz de elinizi çabuk tutun. Aman bacım, bu ne böyle jandarma baş çavuşu gibi vallahi billahi. Allah sabır versin sana. Bizim Namık şöyle gülen söyleyen bir kız bulsa da şunun üstüne kurtulsak vallahi. Bir tane değil 10 tane de bulsa yeridir vallahi. Soğuk nevale. Ben mahvoldum. Muazzez. Kızım sınavda çılgın atmışsın. Bu gidişle burslu olursun. Aa, Hilal'in suratına bak. Sanki onun puanını çaldın. Manyak mı ne? E sen bir şey söylemeyecek misin ama bu kadar kol olunmaz ki. Ne yapayım Sevda? Havalara mı uçayım? Senin bir şey canın mı sıkıldı? Yo. Muazzez. Tırnak izim o. Dokunma. Gel konuşalım kantinde. Pınar Hanım'ın laftan anlayacağını bilsem onunla konuşurdum. Ama dün akşam olanlardan sonra böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyorum. O sarhoş haliyle evi bastı. Üstelik gencecik masum kuzenime ağza alınmayacak laflar edip saldırdı. Yani kadın olmasa... Vallahi bir gece yalnız bırakıyorum. Olanlara bakın. Bakın. Arkadaşınızla konuşun. Bir dahaki sefere bu kadar nazik davranmam. Ben Pınar'ın yaptığı şeyin hoş olmadığının farkındayım ama ne olur siz de anlamaya çalışın. Çok büyük bir travma atlattı. Yani daha kazanın şokunu atlatamadan Sait'in tekmesini yedi. Ama bu ilişkinin yürümeyeceği belliydi zaten. Yani ben de biliyorum birbirlerine denk olmadıklarını ama... yani böyle mi yapması lazımdı? Daha kızın yüzündeki yaralar iyileşmedi. O konuda haklısınız. Pınar'ın yaşı iyi günlerinde hiç gözüne batmıyordu. Yani kusura bakmayın ama bence bu erkeklik değil. Yani erkeklik değil, insanlık olmaz değil mi? Yani Pınar ona ne bileyim kul köle olduğu yetmiyordu. Cebine harçlığını bile koyuyordu. Bu kadarına inanmam. Namık Bey, bence siz kardeşinizi yeteri kadar tanımıyorsunuz. Peki, ben ne yapabilirim? Ya vallahi konuşun onunla. Abisisiniz, dinler sizi. Ya ben ayrılmasınlar demiyorum. Ama en azından bir süre daha yani birkaç ay, ne bileyim birkaç hafta daha idare etsin. Yani haftada bir arayıp haline hatrını sorsa bile yeter ona. Lütfen. Tamam. Elimden geleni yaparım. Ama siz de Pınar Hanım'la konuşun. Sait'le ilgili bir problem olursa beni arayabilirsiniz. Ama eve gelmek asla. Bu arada Pınar Hanım'a estetik ameliyatlarla ilgili bir yardım olabilir mi? Gerçi kardeşimin yaptıklarını telafi etmez ama. Ya vallahi Namık Bey, siz gerçekten Sait'le gece gündüz kadar farklısınız biliyor musunuz? Kadın seni Sait'in sevgilisi sandığı için mi saldırdı? Resmen arızaymış desene. Kızım söylemedim mi sizin amca çocuğu olduğunuzu, böyle bir şeyin olamayacağını? Sevda sen de sarhoş kadınla mı uğraşacaktım ya? Ben derse gidiyorum. Ya dur, dur şimdi bu kafayla derse mi girilir? Çıkar hava alırız biraz. Hem sen dün akşamın şokunu, ben de sınav sonucunun şokunu atlatırım böylece.
Nereye gideceğiz ki? Ya, Halil'in bir arkadaşının tekne partisi vardı ya, oraya gidelim. Sana da mı mesaj attı ya? Elbette, beraber gideriz demedik mi? Bakarız dedim. Ya evde bir ton sıkıntı var biliyorsun. Bir de üstüne şimdi geç kalacağım stresi çekemem. Ya buluruz bir bahane. Sevda, amcamı kandırmayı sevmiyorum. Bari benim için gel. Bak sen olmazsan eğlenemem ben orada. Hem ben seni kaç kez idare ettim, borçlusun bunu bana. İyi günler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Kolay gelsin, hoş bulduk. Ben bir kilo kına alacaktım. Tabii, buyurun. Ne kadar? 15 lira efendim. Buyurun. Teşekkürler, hayırlı günler. Sağ olun, kolay gelsin. Ne kadar borcun? 50 lira efendim. Buyurun. İyi günler de kullanın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yetişecek bu kadar yemek. Lan yetişir canım, telaş yapma. Ay. Emine Hanım, bakıyorum da eldiven kullanmıyorsunuz. Ay, külahlı deli, aklım aldın vallahi. Kadriye abla da burada, ne oluyor ya bu hazırlık falan? Hoş geldin oğlum. Zinet'in kınasını hazırlanıyoruz, bu telaş ondan. Burada mı yapılacak kına? Buldular yağlı kapıyı. Döşeyi seri verecekler yüz bulsalar. Ya iyi. Tebriklerimi iletirsin o zaman Zeynep'e. Ben aşağıdan birkaç bir şey alıp çıkacağım. Aa dur dur. Sait, dün akşam buraya yüzü yaralı bir kadın geldi. Sait Sait diye evi birbirine kattı. Ne diyorsun sen ya? Seni bulamayınca Muazzez'den aldı hırsını. Muazzez'in böyle elini yüzünü tırmaladı. Abi zor aldı elinden. Ne var? Gene Pınar'ın yanına git diyeceksen hiç zahmet etme. Ne yaptığını zannediyor o ya? Şimdi yanına gideceğim, bir güzel hesabını soracağım Muazzez'e yaptığını, görürsün. Vallahi sen benden hesap soracağına gel de küçük sevgilinden hesap sor. Sor bakalım zengin adamların teknesinde ne işi varmış? İstersen yerini de tarif edeyim. Kendi gözlerinle görürsün. Neresi orası? Kuru Çeşme. Tamam, geliyorum. Sayın. Görmedi bile bizi. Allah Allah. Nereye gidiyor ki bu? Ne bileyim ben, gitsin daha iyi. Az erkek olsun. Aa, hoş geldiniz. Vallahi 40 çeşit yemek hazırladım. Zinet'le Şahiste benim kızım sayılır değil mi ya? Ama tamam, anladık anladık. Şahiste geldi mi? Yok, gelmedi. Çok işimiz var Emine teyze, çok. Ya. Aradı mı Sait'i? Hayır baba. Yüz yüze görüşürsek daha iyi olur diye düşündüm. Burada birkaç işim var. Onları halledip eve gideceğim. İyi. Yani yaptığı yenir yutulur iş değil. Onun için tut kolundan getir buraya. Gözümün önünde dursun. Merak etme sen. Getiririm. Niye başka kimse yok? Hani parti demiştin ya. Ya böyle daha iyi olur diye düşündüm. Hani kafamızı şişirecek gereksiz insanlar olmadan. Sen, ben, Can, Sevda. Baksana muhabbeti bayağı ilerlettiler. Denizi seviyorsun galiba. Şehir atları vapurunda değil ama böyle bir teknede evet. Tuttum bu lafı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz demezsen sevinirim. Böyle kendimi kalabalık hissediyorum da. Ben de bu lafı tuttum. Ticaretle uğraşıyorum. Çok güzel. Sen daha önce hiç tekne kullandın mı? Hayır. Nerede? Kullanmak ister misin? Gerçekten mi? Evet. Gel. Gel. Şimdi sıkıca tut. Hı-hı. Tamam.
Sağa gitmek istediğin zaman sağa çeviriyoruz, sola gitmek istediğinde sola. Her şey çok kolay aslında. Ha? Çok güzel. Çok güzel. Fazla uzaklaşmasak? Neden? Korkuyor musun? Denizden değil de. O zaman şahisteden. He? Sana bağırır diye mi? Bağırmak da değil. Evde şimdi kardeşinin kınası var. Eğer gitmezsem tavır zannederler. Ama bak tavır yapmakta haklısın. Seni nasıl aldattı? Hatırladın mı? Olsun ama ya. Ben yine de kimseyi üzmek istemiyorum. Ne iyi kızsın sen. İstanbul'da başka akrabaların var mı senin? Ne burada ne başka bir yerde. Amcamlardan başka kimse yok. Enteresan. Neden öyle dedin? Yani ne bileyim hani anne tarafından birileri vardır diye düşünmüştüm. Ne annem ne de anne tarafından birileri. Hiç kimsem yok. Üşüdün mü? Söylesen de arkadaşına dönsek artık. Peki sen nasıl istersin? Can! Hadi dönelim kardeş. Daha yeni açıldık. Tamam. Şimdi manevrayı öğrenme zamanı. Sıkıca tutuyorsun direksiyonu. Hı hı. Tamamen sağa çeviriyorsun. Tamam. Gayet. Bir yere çarpmam değil mi? Yok yok merak etme ben varım zaten. Emine! Hah, hoş geldin. Hah, al şunları. Bunda çerez yakına var şu poşetlerde. Dur bu bende kalsın. Annemler geldi mi? Geldiler. Yukarıda giyiniyorlar. İyi. Zeynep çek şunu artık. Sen çek şu göbeği içeri. Çektik ya. Ay kız etimi sıkıştırdım be. Ay. Ben sana ama dedim annem, bir beden büyük al dedim. Aa, ne münasebet, benim bedenim bu. Telaştan böyle dünya su topladı canım. Aa, tabii. Anne, bir şey söyleyeceğim. Ne olursun nefessiz kalıp bugünümü berbat etme. Hadi Hah, ablam geldi. Abla, ne giyeceksin? Hoş geldiniz, çok güzel olmuş. Sen ne giyeceksin? Bunu giyeceğim. Abla bu şey değil ki yani. Gelinin ablasının elbisesi değil ki bu. Yok mu senin böyle dekolteli bir şeyin falan daha gösterişli? Daha dün düşük yapmış biri olarak en uygunu bu ziynet. Anne. Ziynete kına örtüsü alırken aklıma geldi. Kınanın üstünü kapamak için sarı liralar aldım. Aa. O Mehmet'in ailesinde onur olsaydı birazcık, o altınların gerçeğini alırdı da kapatırdı kınaya. Ama onlarda kabahat yok. Kabahat benim kızımda. Yeteri kadar saydıramadı kendini. Ne yapalım anneciğim, ne yapalım? Yani bir emekli maaşıyla şimdi ben gidip garibime bana altın mı alayım? Alacaklar tabii. Senin gibi pırlantayı bulmuşlar, yoluna altın dökmeleri lazım. Ama bak, şuraya yazıyorum. Eğer nikahı da elleri boş gelirse, yemin ederim sana o imzayı attırmam. Ben de seni bırakayım. Ben şuradan bir dolmuşa atlar giderim. Aa olur mu öyle şey ya? Bu tekneden inip dolmuşa mı bineceksin? Hadi canım. Tamam. Hadi. Muazzez ben seni ararım. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Sait? Ben ona durumu izah edeyim tamam mı? Sen karışma dur. Ne işin var burada? Seni bekliyordum. Hadi gidiyoruz.
güvenme Cengiz. Tamam, paranı ödeyeceğim hem de faiziyle. Biraz zamana ihtiyacım var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin teyzeciğim. Merhaba. Hoş geldiniz. Evi ne kadar güzel işaretti. Siz daha önce gelmemiş miydiniz? Davet etmedin ki geleyim. Lafım olur. Her zaman buyurun gelin. Beklerim. Ay sanki biz çocukken yazlıklarına çağırdılar da ben de şimdi onu evime çağırayım. Zinet. Kaynananlar nerede? Ay anne, az önce konuştum telefonla. Yoldalarmış. Gelirler. Aa, tabii gelirler onlar. En son gelirler. En baş köşeye otururlar. Ha sanırsın. Ya gelin değil, besleme alıyorlar. Hele o görümcen, suratsız. Geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aa, buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Kızım, kusura bakma. Daha erken gelecektik ama çıkamadık bir türlü. Maşallah altında kalmadan da işleri halletmişsiniz. O ne demek ayol? Benim kızımın çifter çifter hizmetçileri var. Bize iş mi kalır? Emine, sen dönerlerimize bir yer ayarlayıver. Tabii tabii. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay Selda, çok güzel olmuşsun. Ay maşallah. Sanki gelin görümce değil, kardeşler. Hep böyle olur inşallah. İnşallah. Kız, dün ürün ne dediğini duydun mu? Yetiştirebilmiş miyiz? Ayol biz onlar gibi hımbıl mıyız? Niye? Belertip durma gözlerini sen de. Şeker yok tamam mı? Böyle idare edersin değil mi? Konuşmayacak mısın benimle? Haklısın. Hiç hak etmediğin şeyler yaşadın sırf benim yüzümden. Pınar değil, sana elini sürmek yakınından bile geçmemeliydi. Sırf benim eşekliğim yüzünden, tamam mı? Ama görürsün, yarın ilk iş canını okuyacağım gidip. Sakın. Bak sakın onunla benim hakkımda konuşma. Niye konuşmayacakmışım ya? Ne olur konuşma. Onunla muhatap etme beni ya. Bilmiyorsun o gece neler hissettiğimi. O kadını öyle kapıda görünce... Ben ayrıldım Pınar'dan. O yüzden bu kadar kızdım. Kendin için en iyisini yapmışsın. Sen daha iyilerine layıksın. Ben en iyisini... sana layık olmak istiyorum. Sait. Her şey yoluna girmeye başladı. Günlerdir içki içmiyorum. Okula gidiyorum. Gideceğim yani. Bir iş buldum bir de. Artık kimseye muhtaç değilim. Kendi paramı kazanacağım. Sevindim senin adına. Ama benden bir şey bekleme. Ben lazım. Hayır. İnanmıyorsun bana değil mi? Seni ikna etmeden gitmene izin vermiyorum. Neyi ikna edeceksin ya? Dediğin iş mi? Biz kuzeniz. Sen de inanmıyorsun ki buna. Gitme. Sait bırak evi. Bırak ne olur, eve bırak ya. Gitme. Acıyor mu? Yapma. Namık abi. Anlar, bırak. Ya ne yanlış anlaması? Ben seni seviyorum. Görürse görsün. Sait bırak dedim. Hayır. Muazzez. Seninle biraz konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ki? Sevgilin dün gece evi bastı. Sevgilim değil o benim. Ayrıldım ben Pınar'dan.
Onu da duydum. İyi gününde gönül eğlendirmişsin, hastalığında terk etmişsin kadını. Aferin sana. Tam senlik. Pisliğini ailemizden uzak tut. Babam o skandal yüzünden dün gece kalp krizi geçirebilirdi. Ölebilirdi. Ya Muazzez? O aşağılık kadından neredeyse dayak yiyor. Sen nasıl bir adamsın ki bir kadının yüzünü mahvedip masum bir kızın üstüne salabiliyorsun? Kız bana bak. Ha şu gözünden bir damla gözyaşı akıtmadı ayol. Rezil olacağız millete. Diyecekler ki gelin güle oynaya evlendi. Anne yapma ne olur. Namık nerede kaldı acaba? Ay ne yapsın Namık ayol kadın kızın arasında. Anne. Şu kınayı yakmadan ben şu sahte liraları alıp geleyim tamam mı? Al çocuğuma. Kınanın üstüne de böyle bastıra bastıra. Koy ki Gülür'ün belki utanır biraz. Hiçbir bir şey almışlar. Çıkmayınca başka çare kalmadı güzelim. Allah aşkına git. Ne olur bir gören olacak. Hadi. Hadi biri göreceğiz şimdi. Tamam. Yarın buluşuruz. Ben paranı veririm sana. Hadi. Hadi git. Muazzez'i çağır. Muazzez yok. He. Ya. İçeri girer bütün odaları ararım. Vallahi billahi doğru söylüyorum. Muazzez yok. Hadi git. Kimseler görmesin. Şayeste. Kiminle konuşuyorsun? Baba. Tamam bitti mi diyeceklerim? Öfkeni kustun mu? Tamam anladım gider misin? Hadi abi. Abi gider misin? Muazzez.